Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere seferli boyun kuşunun kanat patlamasının sebebini sizlere ifade edeceğim. İlk öncelikle arkadaşlar ben böylece baştan belirteyim. Ben damda besliyorum. Damda beslediğim için hayvanlara yani ne kadar yeşillik örneğin böyle göstereyim. Ne kadar yeşillik kesip versem de yine de fayda etmiyor. Yani elimden geldiği kadar bakıyorum, kırmızı topraklarını tazeliyorum. İstersen kırmızı toprağı da öyle göster. Ben üstümde kaldırmıyor kuşu. Onu her iki ayda, her iki ayda bir temizliyorum. Diyor ki gübreleri daha çok yesinler. Yani sağlıklarına kalsınlar. Ama fayda olmuyor. Bu yüzden ben Maestro aldım. İlyas abi sağ olsun. Ayrıca de bir sarı toz da almıştım. Bu 30'a yakın vitamini var arkadaşlar. İstersen böyle yakınlaştır. SS alsınlar. Yakınlaştırdım. Arkadaşlar ben bu hayvanı uçurdum. Zaten şu an karşınıza bu hayvanın başa girdiği seferleri çıkacak. Ya bir tane çıkar ya iki ya üç. 2 metre. Maşallah maşallah. Yere göre iyi. Depolardan korkuyor. Şu an izlediniz arkadaşlar. Sizlere böyle belirteyim. Ben bu hayvana uçurduğum zaman maşallah iyi sefer yapıyordu. Yani yarım metreden giriyordu, bir metreden giriyordu, bir buçuk metreden. Son zamanlarda 2 metre, 3 metre korka korka girmeye başladı. Ve bu benim dikkatimi çekti. Bu hayvanın baş tarafında böyle göstereyim bir tane kan var. Ben bunun farkındaydım. Şimdi biz Mardin usulü böyle söylüyoruz. Bu hayvanı ne kadar uçurmasan hayvan kanlaşıyor ve ciğeri falan gidiyor. Yani ne kadar sağlam kuş olursa olsun. Bu sebepten dolayı ben dedim ve ben bunu 2-3 günde bir uçurmaya karar verdim. Ve baktım ki performans aydı. Ben böyle kanat yapısına baktım da bir tane şakam vardı. Böyle göstereyim. İstersen biraz daha yakınlaş. Bazı kuşçu camiası bilmeyebilir. Yani bu yüzden amacım bilmeyenleri zaten bilgilendirmek, sakın yanlış anlamayın. Böyle bakıldığında işte ben dedim şeyden dolayı kanat ağrımaması için performans sergilemiyor. Sonra biraz daha dibe geldim, üfledim. Ve arkadaşlar bakın. Kanat açılmış. Zaten sağda solda da fotoğraf da çıkar. Görüyorsunuz bu alta da. Yani şu anki hayvan yavru kanat, bu eke kanat çıkmaya başladı. Burada da var. Yani aşırı derecede açılmış. Bu hayvan yani sebebi nedir bunun? Vitamin iyi beslenilmediğinden dolayı. Ama halbuki ben hayvanlarıma karışırken deviriyorum, sadiyen deviriyorum. Yani bir hafta saat yani haftanın iki günü karışırken veriyorum. Yeşilliklerini asatmıyorum. Böyle bir olayla karşılaştım. Şu an Ağustos ayından başlıyor ki aralığa kadar hayvan tüye giriyor. Ben bu hayvanın tüye girmesini beklersem yani tabi kanadı daha sağlıklı çıkar ama işte bu sebepten dolayı yani bekleyemiyorum hayvanım hamlaşmasın. Çünkü yeni sürttüm performansı düşebilir, hayvan bozulabilir diye korkuyorum. Bu yüzden dolayı ben bu arka şişe patlayan yani şişe patladın dediğim kanat diplerinde yırtılmalı açılmalar var. Bu da hayvanın performansını düşürüyor. Bundan dolayı ben de tutacağım ki kanatlarını hangisiyle patlamışsa çekeceğim. Ve çektikten sonra bu vitamini uygulayacağım. Benim şu an 25 tane yakın hayvanım var. Yavru, büyük, yumurtada olsun. Pazartesi, perşembe günü 2 litre suyu yarım çay kaşığı uygulayacağım. Öyle vitamin yerine geçiyor. Ha isterseniz sizler de bir hafta süreyle her gün 2 litre suya yarım çay kaşığı bırakırsanız yumurtlamayan kuş yumurtlar öyle söyleyeyim. İyi bir kızıştırıcıdır bu ilaç. Bu vitamin. Bunu belirttikten sonra saygıdeğer güvercin besleyenler, isterseniz çekersiniz sizler de her benim gibi güvercininiz bu durumdaysa, isterseniz bırakırsınız. Ha isterseniz siz söylerseniz ben bekleyeyim kendisi çıkarsın diye. Bu hayvanın tüye tam net girip girmeyeceği de malum değil. Ben bu sebepten dolayı videodan sonra kanatlarını çekeceğim. Çektikten sonra da bir güzel dinlendireceğim hayvanı. Çünkü ben istemiyorum bunun herhangi bir rahatsızlık tekrardan geçirmesini. Amacım faydalı bir video sunmaktı. Umarım bu videoyu da sizler için faydalı olur. Amacım bilmeyenleri bilgilendirmek. Güvercin camiasına az da olsa bir katkıda bulunabilmek.
Umarım videomu beğenirsiniz. Kanala abone olursunuz. Saygıdeğer güvercin sevenler, sizden ricam Facebook gruplar olsun. Paylaşırsanız daha iyi olur. Çünkü bilmeyen kuşu camiasında birçok kişi var bu durumda ve hayvana eziyet ediyorlar. Yani hayvan daha da mahvoluyor. Yani sizin başınıza gelirse ilk bakacağınız yer kanat dibi olsun. Bir de önünden yeşillik falan hiç aksatmayın elinizden geldiği kadar. Çünkü nerede daha köyde besleyen bir insan güvercinlerine bakıyorsunuz sağlıklı. Nerede damda beslediğiniz güvercinlere bakıyorsunuz. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Saygılarla, Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.